Merhabalar, ben Doğan Ulu. Trigonometri konumuza birinci bölümünün ikinci dersiyle devam edelim. Bir yayın esas ölçüsünü tanımlayacağız. Bir çemberde yayın başlangıç noktası A noktasıdır. Bu A noktasından başlayarak çember üzerinde pozitif yönde, yani saat ibresinin dönme yönünün tersi yönünde hareket eden bir nokta B noktasına geldiğinde 90 derecelik, C noktasına geldiğinde 180 derecelik, D noktasına geldiğinde 270 derecelik ve yeniden A noktasına tekrar başlangıç noktasına geldiğinde ise 360 derecelik bir yay çizilmiş olur. Bu nokta hareketine devam ederek çember üzerinde turlarını çoğaltabilir. Örnek veriyorum. A noktasından başlayıp böylece P noktasına geldi ve tetalık bir açı oluşturdu. Ama şunu da yapabilir. Tetanın üstüne 360 derece gittiğinde yine aynı P noktasına gelebilir. İşte teta 0 ile 360 derece arasında olmak üzere çember üzerinde teta derecelik yayın bitim noktası ile tetaya 2π'nin katlarını eklediğimizde oluşacak olan derecelerin yaylarının bitim noktası aynı P noktası olur. İşte bu tetaya arkadaşlar biz bu açıların yani tetaya 2π'nin katları eklenmiş olan açıların esas ölçüsü diyeceğiz. Buna bir kez daha vurgu yapalım arkadaşlar. Dedik ki şu A başlangıç noktasından tete kadar yol aldığımızda bir P noktasına geldik. Aynı şekilde bu tetaya 2π'nin katlarını eklediğimizde, tetaya 360 derecenin katlarını eklediğimizde bu açı ölçü birimlerinin her biri de yine şu P noktasına geleceklerdir. O halde bu teta açısına 0 derece ile 360 derece arasında olan bu teta açısına bu tetaya 2π'nin katları eklenmiş olan açıların esas ölçüsü adını vereceğiz. Çünkü çember üzerinde aynı P noktasını işaretliyorlar. O halde şu sonucu hemen çıkartabiliriz arkadaşlar. Demek ki 360 dereceden ya da 2π'den daha büyükçe açıların esas ölçüsünü bulurken içerisindeki 360'ın katlarını atmak gerekiyor. İçerisindeki 360'ın katlarını attığımız zaman 0 dereceyle 360 derece arasında kalan karşılığına biz o açının esas ölçüsü adını vereceğiz. Örnek verelim arkadaşlar. 1560 derecelik yayın esas ölçüsü kaç derecedir? Bu açımızın esas ölçüsünü bulacağız. Biraz önce yaptığımız tanıma göre şunu söylemiştik. Bir açının esas ölçüsünü bulmak demek 0 derece ile 360 derece arasındaki karşılığını bulmak demekti. Yani içerisindeki 360 derecenin katlarını atmamız gerekiyor. O halde şu 1560 dereceyi 360'a bölelim arkadaşlar. 4 kere var. Çarpıyoruz 4 ile. 0, 24, 52 ikimiz, 12, 14. Çıkartalım. 0, 2, 1, 0 derece. Bunun anlamı şu bakın. Demek ki bu açı birim çemberi 4 kere tam dönmüş. 4 kere tam dönmüş ve sonuç olarak 120 derecelik bir esas açı oluşturmuş. Yani şöyle bakın arkadaşlar. Birim çember üzerinde konuşalım bunu. Şu 1560 derece pozitif yönde saat yönünün tersinde bir açı artı çünkü 4 kere tam dönmüş birim çemberi. 1, 2, 3 ve 4. 4 kere tam dönmüş. Sonrasında 120 derecelik bir esas ölçü oluşturmuş. Şöyle bir yere gelmiş yani. 120 dereceyle 1560 derecenin gösterdiği yer aynı yer. Şöyle bir K noktası. Böyle bir K noktası. 1560 derece başlangıç noktasından 4 kere tam dönüş yapıp ondan sonra 120 derece daha yol gitmiş
Şöyle bir K noktasına gelmiş. Zaten 120 derecede yine aynı yere gelecekti. Ha, o halde demek ki 1560 derecenin esas ölçüsü 120 derecedir diyeceğiz. 120 derecedir. Yani sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Bu örneğimize bakalım. Eksi 1180 derecenin esas ölçüsünü bulacağız şimdi. Yine şu eksi 1180 derecenin içerisindeki 360 dereceleri görmeliyiz. Eksi 1180'i 360'a bölelim. En başından şunu söyleyelim arkadaşlar. Esas ölçü negatif olmaz. Onun pozitif yönünü karşılığını söylememiz gerekir. Yani esas ölçü denilen şey arkadaşlar, detayla gösterirsek onu, 0 derece ile 360 derece arasında olmalıdır. Bu açı negatif yönlü bir açı. Yani ters yönde dönüyor. Ters yönde dönüyor. Biz bunun 0 derece ile 360 derece arasındaki pozitif yönünün karşılığını söyleyeceğiz. 360'a bölelim arkadaşlar. 3 kere verdiğimiz zaman 1080 yapıyor. 360 da 3 çarparsak 1080 yapacaktır. Buradan da eksi 100 geliyor. Eksi 100. Eksi 100 yaptı. Eksi 100 derece yaptı. Bakın dikkat. Olay şudur arkadaşlar. Bu sefer A noktasından başlangıç noktasından negatif yönde 3 kere tam dönüş yapmış. Şöyle 1, şöyle 2 ve şöyle 3. 3 kere tam dönüş yapmış ve yine negatif yönde eksi 100 derece gitmiş. Şöyle bir yere gelmiş. Burası buradan böyle eksi 100 derece. Ama dediğimiz gibi eksi 100 derece, eksi 100 derece esas ölçü olamaz. Ben bu eksi 100 derecenin pozitif yönünü karşılığını söylemeliyim. Bu eksi 100 derecenin pozitif yönünü karşılığını söylerken arkadaşlar üzerine 360 derece eklememiz lazım. Artı 360 derece. O halde bu da ne yapacaktır? 260 derece. Yani bu açımızın eksi 1180 derecelik açımızın esas ölçüsü sonuç olarak esas ölçüsü 260 derece olacaktır. Tabii şöyle de yapılabilirdi arkadaşlar. Şu eksi 1180'in esas ölçüsü bulunurken 360'a böleriz. Bunu geçiririz arkadaşlar. Çünkü hani bunu pozitife çevirmek istiyoruz ya. 3 kere verdiğim zaman kalan yine negatif oluyor. Ama 4 kere verirsem bakın 360'a 4 verirsek burası 1440 yapacaktır. 1440. O halde artı 1440 eksi 1180 260 yapıyor. 260 derece. Böylece esas ölçü direkt gelmiş oldu. 260 derece esas ölçümüz oldu. İsterseniz 3 kere verirsiniz. Kalan buradan eksi 100. Ha, bu eksi 100'ün pozitif yönünü karşılığı da üzerine 360 derece ekleyerek gelir dersiniz. İsterseniz de bu negatif olduğu için bunu direkt geçirirsiniz. Topladığımız zaman esas ölçü direkt gelmiş olur. Ama olayın hikayesi şudur arkadaşlar. Olayın hikayesi şudur. Eksi 1180 derece şu başlangıç noktasından saat yönünde 3 kere tam dönüş yapmış. 3 kere tam dönüş yapmış. Sonra yine saat yönünde yani negatif yönde 100 derece daha gitmiş. Yani eksi 1180 derece şurada bir yeri gösteriyor. Şurada bir yeri. Şurada şöyle bir yeri gösteriyor. Ama ben bunun pozitif yönünü karşılığını söylemeliyim. Eksi 100'ün pozitif yönünü karşılığı. Eksi 100'ün pozitif yönünü karşılığı bulunurken de üzerine 360 derece eklenir. Yani bu noktaya pozitif yönde geldiğimizde 260 derece olacaktır. Demek ki bu açının karşılığı esas ölçüsü 260 derece olacakmış. İlk örneklerimizde olduğu için ayrıntılı bir şekilde konuşmuş olduk. Bu örneğimizde arkadaşlar ölçüsü eksi 105 derece 38 dakika 5 saniye olan açının esas ölçüsünü soruyor. Negatif yönlü bir açı bu. Hani biz şunu söyledik. Esas ölçü hiçbir zaman negatif yönlü olamazdı. Yani bunun pozitif yönünü karşılığını bulacağız. Bunun pozitif yönünü karşılığını bulmak için bunun üzerine 360 derece eklemek gerekir. Yani 360 dereceden bu açıyı çıkartmak gerekiyor. Bir kez daha söyleyelim. Bu verilen açının
esas ölçüsünü bulmak için bu negatif yönlü açının üzerine yani eksi 105 derece 38 dakika 5 saniyenin üzerine arkadaşlar 360 dereceyi ekleriz. Bunun anlamı şudur. 360 dereceden bu açıyı çıkartmamız gerekiyor. 360 dereceyi arkadaşlar hem dakikalı hem de saniyeli olarak yazmam lazım. Çünkü bunu çıkartabilmemiz için buraya dakikalar ve saniyeler koymam gerekiyor. Şu 360 derecenin bir derecesini yan tarafa dakika olarak aktarırız. Şöyle ki buradan bir derece alıyorum. Buradan bir derece aldığım zaman burası 359 dereceye düşer. O bir derece eşittir. 60 dakika idi. Bir derece 60 dakikaydı. O aldığım bir derecenin yerine 60 dakika yazıyorum. Benzer şekilde şu dakikaların içerisinden de bir dakika alıp yan tarafa saniye olarak yazalım. Yani şöyle ki 359 derece. Şuradan bir dakika alacağım. Buradan bir dakika alınca burası 59 dakikaya düşecek. O aldığım bir dakika eşittir 60 saniyedir. O halde o bir dakikayı yan tarafa 60 saniye olarak yazıyorum. Daha önce de yapmıştık bunu. Bir kez daha söylüyoruz. Buraya hem dakikalar hem saniyeler getirmek için 360 derecenin bir derecesini yan tarafa dakika olarak yazdık. Yine bunun da bir dakikasını aldık buradan. Yan tarafa bir dakikayı 60 saniye olarak yazdık. Sonuç olarak bunun eşiti olarak bunu yazabilirim arkadaşlar. Artık bunun eşiti olarak bunu yazabiliriz. Ve dediğimiz gibi bundan ne yapacağız artık? Bunu çıkaracağız. Şu 359 derece 59 dakika 60 saniye yaptı artık bu. Bu açıdan bu açıyı çıkarttığımız zaman esas ölçümüzü bulmuş oluruz. 38 dakika 5 saniye. Çıkarma işlemimizi gerçekleştirelim. 60 saniyeden 5 saniye çıkınca 55 saniye. 59 dakikadan 38 dakikayı çıkarınca arkadaşlar 21 dakika. Ve 359'dan da 105'i çıkaralım. 254 derece yaptı. İşte esas ölçümüz budur. 254 derece, 21 dakika, 55 saniye. Doğru cevap A şıkkı olacaktır. Dedik ki bu açının esas ölçüsünü bulmak için üzerine 360 derece eklemek gerekir. Çünkü bunun pozitif yönlü karşılığını bulmalıyım. Negatif yönlü bir açının pozitif yönlü karşılığı bulunurken üzerine 360 derece eklenir. Şu 360 dereceyi dakika ve saniyeli olarak da yazdık. Bunun eşiti budur. Ve alt alta yazıp çıkartma işlemimizi gerçekleştirdik. Açımız grad cinsinden verildiği zaman esas ölçüsünü nasıl buluruz? Onu değerlendirelim arkadaşlar. Derece cinsinden verildiğinde esas ölçüsünü bulurken içerisindeki 360 derecenin katlarını atıyorduk. Yani 360 derece bölümünden kalana bakıyorduk. Ha, grad cinsinden verildiği zaman da esas ölçüsünü bulurken 400'e böleceğiz. Çünkü grad cinsinden de bir tam yayın ölçüsü 400 gradtı. Grad cinsinden bir tam yayın ölçüsü 400 gradtı. O yüzden arkadaşlar bunun içerisindeki 400 gradları attığımız zaman esas ölçüsünü bulmuş oluruz. Şu 1245'i 400'e bölüyorum. 3 kere var. 1200 yaptı. Kalan 45 grad oldu. Kalan 45 grad. Sonuç olarak demek ki bu açının 1245 gradın esas ölçüsü demek ki 45 gradmış. 45 grad. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Yani olay şudur arkadaşlar. Şu başlangıç noktasından birim çemberimizin başlangıç noktasından şöylece 3 tam tur atılmış başlangıç noktasından 3 tam tur. 1, 2 ve 3 pozitif yönde 3 tam tur atılmış ve sonrasında 45 gradlık bir yol daha gidilmiş.
45 gradlık bir yol daha gidilmiş. İşte o 45 grad bizim esas ölçümüz olacaktır. Şunun altını bir kez daha çiziyorum. Derece cinsinden verilen bir açının esas ölçüsü bulunurken 360'a böleriz ve kalanına bakarız. Yani içerisindeki 360 derecenin katlarını atarız. Grad cinsinden verilen bir açının esas ölçüsü bulunurken de bir tam yayın ölçüsü 400 grad olduğundan dolayı içerisindeki 400'ün katlarını atarız. Yani 400'e böleriz ve yine kalana bakarız. Açımız negatif yönlü ise peki eksi 7777 gradın mesela esas ölçüsü kaç gradtır? Yine bu eksi 7777'yi arkadaşlar 400'e böleriz. 777'de bir kere var. 7, 7, 3. Yukarıdan bir 7 geliyor. Şimdi 9 kere var. 36 yapıyor. Sonuna 2 0. Buradan da 7, 7, 1. Ama eksi tabii. Açımız eksi olduğu için kalan da eksi olacaktır. Eksi 177 grad yaptı. Eksi 177 grad. Ama biz şunu biliyoruz arkadaşlar. Esas ölçü negatif yönlü olmazdı. Bu eksi 177'nin pozitif yönlü karşılığını bulmak için üzerine 400 ekleriz. Derecedeyken üzerine 360 derece ekliyorduk pozitif yönlü yapmak için. Graddayken de tabii ki 400 ekleyeceğiz. Buradan da artı 223 grad olacaktır. Demek ki sonuç olarak eksi 7777 gradın esas ölçüsü 223 grad olacakmış. Yaptığımız şeyi bir kez daha özetliyorum. Bunu 400'e böldük arkadaşlar. Kalan eksi 177 olarak geldi. Fakat esas ölçü negatif yönlü olmayacağı için bunun pozitif yönlü karşılığını bulmak gerekiyordu. O yüzden üzerine 400 ekledik ve pozitif yönlü karşılığını da görmüş olduk. Yani işte esas ölçümüz budur. Şimdi de açımız radyan cinsinden verildiği zaman esas ölçüsünü nasıl bulacağımızı değerlendirelim. Derece cinsinden açıların esas ölçüsünü bulurken içerisindeki 360 derecenin katlarını atıyorduk. Grad cinsinden açıların esas ölçüsünü bulurken içerisindeki 400 gradın katlarını atıyorduk. Radyan cinsinden bir açının esas ölçüsünü bulurken de içerisindeki 2 pi'nin katlarını atmak gerekir. Çünkü bir tam yayın ölçüsü radyan cinsinden 2 pi idi. O halde içerisindeki 2 pi'nin katlarını attığımızda geriye kalan açımız bizim esas ölçümüz olacaktır. Şimdi bunun pratik yolu şu arkadaşlar. Bunun içerisindeki 2 pi'nin katlarını atmanın pratik yöntemi şu. Şu 29'u, paydaki 29'u şu paydanın 2 katına bölelim. Yani 29'u 6'ya bölelim. 4 kere var. 4 kere 6 24. Kalan buradan 5 yapacak. Siz kalana bakacaksınız arkadaşlar. Ve pratik olarak şu kalan için şöyle konuşacaksınız. Esas ölçüyü buraya bakarak söyleyeceğiz. 5 pi bölü payda değişmez diyeceğiz. 5 pi bölü paydayı değiştirmeyeceğiz. Payda yine 3'tür. Kalana bakıyoruz kalana. 5 pi bölü paydamız da aynı kalıyor. Esas ölçümüz budur. İlk örneğimiz olduğu için neden böyle konuştuğumuzu gösterelim. Biz 29'un eşiti olarak bu bölme işlemine bakıp şunu söyleyebiliriz. 29'un eşiti 4 çarpı 6 artı 5'tir, değil mi? Bölen çarpı bölüm artı kalan. Şöyle yazayım isterseniz. 29 pi bölü 3'ün eşitini oluşturacağım. Şu 29'un yerine eşiti olarak 4 çarpı 6 4 çarpı 6 artı kalan diyebilirim. Çarpı pi bölüsünde 3 var. Bu 3 hem bunun paydası hem de bunun paydasıdır. Parçalayabiliriz. Aynı zamanda pi de dağıtalım. 4 çarpı 6 pi bölüsünde 3 var. Artı 5 pi bölü 3 parçaladık. Şu 6 ile 3 sadeleşsin. O zaman şöyle oldu bakın. 4 çarpı
4 çarpı 2 pi oldu. 6 pi 3'e bölersek. Artısında da 5 pi bölü 3 var. Ha bakın, sonuç olarak demek ki bu açı 2 pi'yi, yani bir tam yay ölçüsünü 4 kere tam dönmüş. 4 kere. 2 pi'yi 4 kere tam dönmüş ve 5 pi bölü 3 kadarlık bir açı oluşturmuş. Yani görüldüğü gibi esas ölçüsü 5 pi bölü 3 olmuş. 2 pi'nin katlarını attığımız zaman geriye kalan şu pozitif yönlü açı bizim esas ölçümüz olacaktır. Böylece neden böyle konuştuğumuzun ispatını da yapmış olduk. Ama her defasında bunu bu şekilde uzatarak konuşmayacağız. Biz ilk örnek olduğu için böyle söyledik. Demek ki yapmamız gereken şey şu payı paydanın iki katına bölmek ve kalana bakmak. Ne diyeceğiz sonra esas ölçü için? 5 pi bölü 3. Payda değişmeyecek çünkü. İkinci örneğimizde ise negatif yönlü bu açımızın esas ölçüsünü bulacağız. Yine benzer şekilde şu payı, yani eksi 121'i paydanın iki katına, yani 26'ya bölüyorum arkadaşlar. 4 kere var. 4 kere 6, 24, 52, 8, 2 daha 10. Ya yani buradan da eksi 17 yaptı. Eksi 17. Şöyle yazıyorduk. Eksi 17 pi bölü eksi 17 pi bölü payda değişmiyordu. Yani payda yine 13. Fakat bakın, bu açı negatif yönlü bir açı. Yani negatif yönlü bir açı esas ölçü olmazdı. Bunun pozitif yönlü karşılığını bulacağım. Bunun pozitif yönlü karşılığını bulurken üzerine 2 pi ekleriz. Derece cinsinden negatif yönlü bir açının esas ölçüsünü bulurken üzerine 360 derece ekliyorduk. Radyan cinsinden negatif yönlü bir açının esas ölçüsünü bulurken de üzerine 2 pi ekleriz. Buradan da 26 pi eksi 17 pi 9 pi yapacaktır. Ortak paydamız zaten 13. Yani demek ki sonuç olarak bu açının esas ölçüsü 9 pi bölü 13 oldu. Yani sorumuzun cevabı B şıkkıdır.